Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ghost of Death. Bugün sizlerle Watcher of Helms'te Guild War'da yeni sezona başlangıç yapacağız. Bildiğiniz üzere küçük kalelerdeki haritalar komple değişmiş oldu. Buna bağlı olarak savunmalar da değişti. Tabii bu süre içerisinde birçok yeni karakter de eklenmişti. Bunların hepsi savunmaların baştan yazılmasına sebep oldu diyebiliriz. Bugün arkadaşlar bu savunmalara karşı nasıl saldırı yapabiliriz? Garanti zaferi nasıl elde edebiliriz? Onun hakkında konuşacağız. Onun dışında Daemon Soldier'lar hakkında konuşacağız. Yeni bir Daemon Soldier'ımız eklenmişti. Onun dışında arkadaşlar sonraki videoda ise Guild War'da soğuma nasıl yapılır? Hangi karakterler daha etkilidir? Onun hakkında konuşup bitirmiş olacağız. Şimdi Daemon Soldier'lar hakkında konuşacak olursak genel olarak eski Daemon Soldier'lardan bahsetmeyeceğim. Yeni bir Daemon Soldier'ımız eklendi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Bu Daemon Soldier'ımız arkadaşlar şöyle özelliğine baktığımızda normal saldırılarıyla %12 şansla bir kış yükü uyguluyor arkadaşlar. Bu kış yükü 3'e ulaşınca direkt düşmanı donduruyor. Dondurduğu düşmanın arkadaşlar blok sayısı 0'a iniyor ve Daemon Soldier'larınız rahat bir şekilde oradan geçebiliyor. Sen burada videoda da izleyelim. Şimdi olağan üzerinde arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane yük oluştu. Bu kış yükü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi 3 olunca olak donacak. 3 oldu, dondu. Blok sayısı 0'a indi. Gördüğünüz gibi Daemon Soldier'larınız rahat bir şekilde oradan geçebiliyor. Güzel bir karakter. Bakalım arkadaşlar geldiği zaman deneyeceğiz. Bu Daemon Soldier'ların parçasını da arkadaşlar sadece Guild War'dan elde edebiliyoruz. Guild War ödüllerinden bunu alabiliyoruz. Onun dışında ekstradan alamıyoruz herhangi bir yerde. Bu da bu şekildeydi. Şimdi gelelim arkadaşlar. Saldırılar nasıl yapılır? Garanti zaferi nasıl alabiliriz? Şimdi arkadaşlar saldırı yapmadan öncelikle geliyorsunuz. Şöyle bir rakibinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Soğunmayı nasıl yapmış? Nasıl düzenlemiş? Şöyle baktığınızda mesela şunun soğunması nasıl düzenlenmiş? Buna bakıyoruz. Bu şekilde bir soğunma yapmış. Karakterlerini bu şekilde dizmiş. Bunu arkadaşlar kendi guildinizde birine atıyorsunuz. Guild'deki arkadaşınız da size yardımcı olarak bu soğumanın aynısını yapıyor. Ve aynısını yaptıktan sonra siz bu soğuma üzerinde arkadaşlar denemeler yaparak en iyi saldırı taktiğini buluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar direkt saldırınızı yapıp win alabiliyorsunuz. Mesela ben burada arkadaşlar şu rakip için arkadaşlar bir soğuma yapmasını istemiştim arkadaşımdan. Şöyle göstereyim. Sağ olsun o da aynı savunmayı benim için yapmıştı. Şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı savunmayı benim için yaptı. Ben de bu şekilde arkadaşlar bunun üzerinde denemeler yaparak en iyi taktiği bulup o şekilde kazanacağız. Sonrasında aynı taktiği arkadaşlar rakip de uygulayacağız. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir taktik yapacağım. Öncelikle bir tank yollayacağım. Arkasından arkadaşlar bir kalabalık oluşturacağız. Necromancer'la arkadaşlar bir kalabalık oluşturacağız. Sonrasında köpekleri yollayacağız. O şekilde hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağız. Bakalım etkili olacak mı? Şöyle bir girişimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle yavaşça başlayalım. Şimdi burada deneme yaparak arkadaşlar güzel bir taktik bulmaya çalışacağız. Ya bundan sonra belki kuşlarla deneriz. Bakalım hangi taktik daha etkili oluyor. Onları hepsini denedikten sonra en iyi taktiği bulup rakip üzerinde deneyip win'imizi alacağız arkadaşlar. Hani garanti win'i bu şekilde elde edebileceğiz. Gördüğünüz gibi artık haritalar komple değişmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde değildi. Yani mesela Dahlia karakterini arkadaşlar artık şuraya koyabiliyorsunuz. Şu şekilde arkadaşlar çok güzel bir menzille tüm düşmana vurabiliyor. Onun dışında yeni gelecek olan Ingrid karakterimiz var arkadaşlar. O karakter de aynı şekilde aynı menzile sahip olduğu için buraya koyarak güzel bir şekilde savunma yapabileceksiniz. Savunmalar hakkında detaylı bir şekilde de konuşacağız. Evet, şimdi burada arkadaşlar şöyle Necromancer'ı yollayalım. Sol kanadı ulti attı. İkinci ultiyi de atacak. Daha sonrasında daha fazla kalabalık olması için şu tankları da yollayacağım arkadaşlar. En sonda şimdi 10 yük olunca kostumuz 10 olunca köpekleri yollayacağım.
Sol Kanaz ikinci ultisini de attı. Şöyle 10 oldu arkadaşlar. Burada da bu şekilde köpekleri yollayacağız. Geçmeye çalışacağız burada. Şöyle köpekler arkadaşlar burada Zilitu'yu öldürdü. Gördüğünüz gibi burada da rahat bir şekilde geçtik. Evet, bu taktikle arkadaşlar demek ki bu savunmayı yenebiliyoruz. Rakibi de aynı bu taktiği uygulayarak bu win'imizi rahat bir şekilde almış olacağız. Şimdi başka bir saldırı taktiği deneyelim. Bu sefer kuşlarla deneyelim. Bakalım o ne kadar etkili oluyor. Şöyle kuşları en üste koysak. Tank koyacağız. Tanktan sonra kuşları koyacağız. Kuşlarla öldürdükten sonra köpekleri koyarız. Yani şu şekilde girsek alabiliriz herhalde. Şöyle bir deneyelim. Önce arkadaşlar 10 cost olunca bir tankı yollayacağım. Daha sonra kuşları yollayacağım. Bakalım geçebilecek miyiz? Tabi burada Zilton'un aslında ultisinin de bitmesi gerekiyor. Arkasından bir tank daha yollayalım. Sonra 10 cost olunca kuşları yollayalım. Bakalım kuşlarla geçebilecek miyiz? Şöyle bir 10 yük olacak şurada. Evet, orada sol kadansın ultisine yakalanmasa kuşlar güzel. Evet, burada bakalım kuşlar ölmese. Evet, burada Zilitu ölmüş oldu. Evet, en azından Zilitu'yu öldürdük arkadaşlar. Burada tekrardan köpekleri yollayarak geçmeye çalışacağız. Şöyle. Bakalım geçebilecek miyiz? Daha geçti. Bir karakterin daha geçmesi gerekiyor. 20 saniyemiz kaldı. Sol kanası tek atmazsa. Evet. Ve kuşlarla rahat bir şekilde geçemedik arkadaşlar. Tekrardan bir deneyeceğim. Böyle bu sefer healer koyacağım. Şu şekilde bir deneyelim. Burada kuşlar büyük ihtimal sol kanadın ultisini yiyeceklerdir. Healerlarımız iş yaparsa eğer. Güzel. Evet, güzel. Bu şekilde kuşlarla da geçmiş olduk arkadaşlar. Ya biraz timing önemli.
Yani o zamanlamayı güzel bir şekilde tutturursanız rahat bir şekilde geçmiş oluyorsunuz. Burada da bitirmiş olduk. Yani hem kuşlarla hem de arkadaşlar diğer taktikle geçmiş olduk. Fakat ilk taktik tabii daha iyiydi. Yani daha risksiz. Bu biraz daha riskli arkadaşlar. Burada da timing daha önemli oluyor. Fakat ilkinde o kadar önemli değildi. Direkt ne varsa yolluyorsunuz ve rahat bir şekilde geçiyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar yani sadece şeye dikkat etmeniz lazım. Broker'ın ultisine dikkat etmeniz lazım. Yani ultisi sıkıntı oluyor. Çünkü karakterlerinizi dondurduğu için orada geçmeniz sıkıntı oluyor. Şimdi burada arkadaşlar bu şekilde denememizi yapıyoruz. Garanti win nasıl oluyor onu görmüş oluyoruz. Ondan sonra arkadaşlar geliyoruz buradan tekrardan. Şöyle rakibi arkadaşlar. Şöyle rakip de arkadaşlar aynı taktiği uygulayıp geçmiş oluyoruz. Ya yani bunu tabii sonrasında ataklarımı yapacağım. Onun dışında arkadaşlar sonraki videoda ise savunmalar hakkında konuşacağız. Hangi savunmalar daha etkili, nasıl daha iyi olur, hangi karakterleri kullanabiliriz onları göstermiş olacağım. Yani garanti winleri bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Savunmalar hakkında böyle bilgi alabilirsiniz. Yani şu şekilde mesela bu savunmalara arkadaşlarınıza yaptırıp aynısını üzerlerinde deneyip o şekilde en iyi yolu bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi oyunlar dilerim. Kendinize iyi bakın.